Belediye Kütahya Spor haftanın ilk antrenmanına çıktı. Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden temsilcilerimizden Belediye Kütahya Spor, ligin 22. haftasında evinde oynayacağı Yenişehir Belediye Spor hazırlıklarına başladı. Pazar günü kazandıkları Arifiye Kalaycı Spor maçı ile ilgili konuşan Belediye Kütahya Spor Teknik Direktörü Polat Çetin, takım olarak şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. Galibiyet aldık. Maç 2-0'a kadar bizim kontrolümüz iyiydi ama ondan sonra maçın skorun verdiği rehavette bir düşüş oldu. Kötü ikinci yarı kötü oynadık ama bu son düzlüğe geldiğimizde kazandık. Kötü oynadığımız maçı da kazanmamız bizim için güzel. Takipteyiz. Rakibimizi takip ediyoruz. Beklentimiz onların puan kaybetmesi. Bu kalan 5 haftada kaybedeceklerine inanıyoruz. Biz kendi işimize bakıp kalan maçlarımızı hepsini kazanmak istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız. Kazandıktan sonra zaten güzel. Önemli olan bu işte kazanmak. Bu herkes öyle bakıyor. Biz de geldik. Keyifler yerinde. Çocuklar da inanıyor. Herkes inanıyor. Hepimiz inanıyoruz bu işi başarabileceğimize. Dediğim gibi bir sıkıntı yok. Herkes morali normal. Bu hafta sonu oynanacak Yenişehir Belediye Spor maçına da değinen Polat Çetin, seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz ifadelerini kullandı. Evet, zor maç olacak. Yenişehir son 5 haftanın 4 maçını kazandı. Bir tane berabere kaldı. Zaten bu ligin dişli takımlarından, biraz daha seviye olarak yüksek takımlarından, orta sıraların. Zor maç olacaktır ama içeride kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda seyircimizin önünde inşallah geçen haftalarda yaptığımız hatayı yapmayıp kazanmak istiyoruz. Kayıpsız geçmek istiyoruz. Gülbahçe maçında gördüğü kırmızı kartla 5 maç ceza alan Muhammed Enes Gök ve sakatlıkları süren kaleci Akif ile Okan Sarı Yenişehir maçında sahada olmayacaklar. Eksiğimiz evet var. Kaleci Akif'in parmağı çatlak. Çatladı 2 hafta geçen hafta. O oynayamıyor. Okan tendonunda bir ufak bir yırtık var. O birkaç hafta olmayacak. Enes Gök biliyorsunuz cezalı. Böyle ufak tefek 3 tane oyuncumuz var. Böyle ufak tefek problemli olanlar var ama onlarda çok büyük sıkıntı yok. Bu üçü oynayamayacak. Bu hafta yoklar. Gülbahçe maçının son dakikasında yenilen golde eline gelen tekmeyle parmağı çatlayan kaleci Mehmet Akif Önal sakatlığından bahsetti. Yenişehir maçında sahada olamayacağını söyledi. Gülbahçe maçında son dakika pozisyonunda elime tekme geldi. İşte o pozisyonda parmağım çatlamış. O pozisyonda oldu. Şu anda doktor 2 hafta istirahat etmemi söyledi. İşte üzerinden bir hafta geçti. Hala tedavi süreci devam ediyor. Henüz tam iyileşmiş değil. Bu maçta bu haftalar artık kritik haftalar. Önümüzde 5 maç kaldı. Artık her maç final. Kimin oynadığının pek bir önemi yok. Önemli olan sahada iyi mücadele edip 3 puanla ayrılmak ve sezon sonunda şampiyon olabilmek.